Şimdi bir tarz meselesi galiba ön plana çıkıyor. Yani işte Erman Toroğlu'nun bugün belki hedefte olmasının sebebi onun herkese belki muhalif olması, her durumda muhalif olabilmesi. Ama bir yandan da bugünkü gazetelerin hepsinde hemen hemen bu konuya değinen bir Erman Toroğlu İncilleri derlemesi vardı. Şimdi bunları alt alta koyduğunuz zaman bunlar da az bir şey değil. Evet. Yani bunlar topluma ve gençlere kötü örnek oluyor mu anlamında? Kötü örnek olmasından bahsetmiyorum. Neden bahsediyoruz? Ama belki bir takım izleyiciyi ekran başından uzaklaştıran, ekran başına çekmeyen bir şey olarak çıkıyor karşımıza. Erman Toroğlu bu televizyon sektöründe, spor sektöründe Sayın Şansal Büyükay ile beraber 15 yıldır sahnede. Hı hı. Her pazar akşamı sahne alıyorlar. Hı hı. Hakeza Rıdvan, NTV'de ben farklı kanallarda sahne alıyoruz. Ve biz 10 yıldır... Yani Erman Toroğlu 8-10 sene önce melek gibiydi de son 2 senede bu tarza geçmedi. Erman Toroğlu belki daha sivriydi. Ben de öyle. Belki daha serttik. Zaman içerisinde rotuşlarla birlikte ancak buraya kadar inebildik diyoruz. Fakat ne hikmetse Türk futbolu her ihalede üzerine milyonlarca dolar koyarak bir hafta önceye geldi. 321 milyon dolar para gördü Türk futbolu. Şimdi bu zaten para benim yıldırımım da şu. Yani evet. Lig 3 hafta öncesine kadar 150 milyon dolarken sorun yok. Kaliteyi düşüren Erman Toroğlu değil ya da Erman Toroğlu tamam ama lig 321 milyon dolar olunca mı acaba bir kalite sorunu aslında ortaya cevap çıkıyor? Erman Toroğlu'nun ve Şansal Büyükhan'ın Lig TV'de. Ama bir yandan da pardon şunu düşünüyorum. Yani acaba bu süreç bu şekilde 10 yıl sürmeli miydi? 15 yıl ya da diyorsunuz böyle mi devam etmeliydi? Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'yi hiç bilmeyen bir futbol adamına ve ekonomiste şu soruyu soralım. Bundan 15-20 sene önce Türk futbolu Edirne'den çıkamazken İzlanda gibi çok basit takımlarla berabere kalındığında Taksim'de trafik dururken ve Türkiye'de ilk naklen yayın bedeli 5-10 milyon dolar gibi çok cüzi bir rakamken 15-20 yıl içerisinde 321 milyon dolara geldi. Artı Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılar ortada. O adam bize sorar. Ey Türkler, siz ne yaptınız da Türk futbolunu 15 senede parasal anlamda ve saha sonuçları anlamda buraya getirdiniz? Hemen sorayım. Yoksa ben rahatım. Ben %100 futbol Cuma'ya kadar oturdum ya. Pardon. Yok estağfurullah. Hayır diye. Hemen şunu sorayım. Şimdi 15 yılda Türk futbolu... gerekiyor. 15 yılda Türk futbolu buradan buraya bu yorumcularla geldi diyor. Türk futbolunun buradan buraya gelmesinde futbolcu ve antrenör Rıdvan Dilmen'in katkısı daha fazla yoksa yorumcu Rıdvan Dilmen'in katkısı mı var? Şimdi... Şunu söyleyebilirim ben. Ahmet Hoca'nın söylediklerinin tamamına katılıyorum. Yani sen de söyledin. Bundan 10 gün önce 160 milyon dolarken 321 Erman Hoca da vardı o gün. Ben kendi adıma çok üzüldüm Erman Hoca'nın durumu. Çünkü sadece olayı parayla bakmamak lazım. Türkiye'de ben şanslıyım. Çünkü ben başka bir kuşakta oynadım. İzleyicilerin televizyonda izlediği kuşakta oynamadım. Türkiye'de Anadolu kulüpleri için özellikle ve hakem saygınlığı, futbola saygınlığı ile ilgili iki tane kişi vardır. Erman Toroğlu'nun program yapması, Ahmet Çakar'ın program yapması. Bu çok önemlidir bakın. Bundan sonra bir süreçte yalnız kalmıştır. Göreceğiz. İkinci devre. Seneye bir daha yapacağız. Ne kadar mağdur olduklarını, Anadolu takımlarını göreceğiz. İki tane cavs vardı. Bir tanesi hoca, bir tanesi Erman Toroğlu'ydu. Aslında onlar kötülük yapmak istemedi hiçbir zaman, yapmıyorlardı. Hakem saygınlığı, hakemler belki de en çok kızdığı iki insandı. Ama özellikle Anadolu takımları için çok ama çok büyük bir şanstı. Bundan sonra sıkıntılı günler bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü orada hakem hep böyle eyvah ne diyecekler diyor mudur hocam sence? %100. Şimdi olayın bu kısmı. Markada değerinde düşüş falan almamıştır yani Erman Hoca yüzünden. Mümkün değil Ahmet Hoca veya başkası yüzünden. İzleyici de tercih yapacaktır. Ahmet Çakar'ın tarzı budur. Erman Toroğlu'nun odur. Benim de budur. Bugün Erman Toroğlu gitsin Anadolu'ya. En önemli sanatçıdan daha fazla imza alırlar. Bu da bir markadır. Televizyonculukta kolay değil ki. Erman Toroğlu'da bir tarzı vardır. Bu tarzıyla da yıllarını vermiştir. Nasıl Türkiye'de İbrahim Tatlıses uzun yıllardır. Şimdi onun gibi bir sürü sanatçı çıkmaya çalıştı. Kayboldular. Ve Erman Toroğlu dile kolay 15 senedir bu şeyin içerisinde. O yüzden markayı insanlar kendileri yaratırlar. Ama futbolun ekonomik katkımız var mıdır? Yoktur bence. Yani yorumcunun katkısı yoktur futbolun ekonomik katkısına. Niye olsun ki? Yani futbol getirir zaten. Şimdi Kayseri Spor örneğini vereyim size. Kayseri Spor takımı lig lideri oldu. 30 bin kişi geldi maça.
Futbol iyi oldukça da seyirci de gelir. Şimdi bizim Türkiye'de şöyle bir durum var tabii. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ağırlıklı dekoder sahip olanlar var. Hangi kulüp şampiyonluktan erken koparsa geri veriyorlar. Yani sonucu endeksli bir ülke zaten. Hocanın da söylediği gibi dünya üçüncülüğü, Avrupa üçüncülüğü, UEFA şampiyonluğu derken markanın değeri arttı. Markanın değeri ilk önce Galatasaray'la arttı. UEFA şampiyonluğuyla arttı. Bu paralar ondan sonra arttı. Futbol getirdi aslında markayı, yani paraları. Ama bir de şu da var, ben şimdi çok ekonomiden anlamam ama oyunculuk yıllarımda Etiler'de iyi bir daireyi 200 bin dolar alıyordun. Şimdi 1,5 milyon dolar veriyorsun, vermiyorlar. Ha, bu umumi kontrol de yapılıyor. Yani belki de yarın bir gün... Acaba reklam bedelleriyle nispetle arttı şöyle bu ara. Ya belki de 5 yıl sonraki ihalede, vay be şu futbola bak biz 320 milyon dolara almışız denecek belki de. Aslında bir de şu var. Bana göre Türk futbolu 321 milyon dolar etmez. Artı bana göre bu ihale... Ya Türk gerçekte bir futbol ihalesi de değil. Hocam şimdi... Bunu da söylemek lazım. Şunu söyleyeyim. Türk Telekom deseydi ki ben vazgeç istemiyorum deseydi bir kere 107 daha aşağıda alınacak değil mi? Tabii. Bu kadar basit. Tabii. Rekabet getirdi. Onların arasındaki rekabet bana göre göre telekomünikasyon, topyekun telekomünikasyon rekabeti platforma sıçradı. Gerek Lig TV, Dijitürk, gerekse Türk Telekom bu işe uzun vadeli düşünerek, buna datalar diyebilirsiniz, cep telefonu şebekesi diyebilirsiniz, başka patronların beyninin arkasında ileriye dönük, ileriye matuf milyar dolarlık yatırımlar için kaybetmemeleri gereken bir limandı. Yoksa 321 milyon dolarlık bir futbolumuz yok. Tabii yani futbol sözünü ettiğiniz platformların tutunması için çok önemli bir araç. Tabii. Futbol olmadan yeni teknolojileri tutturamıyorsunuz. Ben açıkçası şunu görüyorum yani. İhale bitti, birden operasyon yapıldı. Şimdi bu operasyonun altında sadece Erman Toroğlu'nun kimliği yok yani bence. Bence başka şeyler olacak bu işlerle ilgili. Ya satış olacak, ya bir şey olacak yani bununla ilgili. Yani durup dururken 10 sene boyunca markayı düşürmeyen bir adam, hadi güle güle deniyor. Bana göre Erman Toroğlu ne şekilde ve hangi katırları, fincancı katırlarını ürküttüğünü bilmiyorum. Lakin belli güçlü, ürkmüş fincancı katırlarının sahipleri... Erman Toroğlu ve dolayısıyla da Şansal Büyükay'ı tasfiye cihetine gitmişlerdir. Lig TV'ye en ufak bir eleştirim yok. Pek tabii ki Türkiye'de hiçbir insan Erman Bey'le Şansal Bey'i seyretmek için dekorder almaz. Ben şimdi Lig Kara Mehmet olsam derim ki kimse Türkiye'de bir kişi bile bu ikisini seyretmek için dekorder almaz. Ama zaman zaman o yorumlara kırıp kızıp da hele takımın iddiası geri kalmışsa dekorderini veren en az 10 bin, 15 bin, 20 bin kişi olabilir. Bu da bana parasal kayıptır diyebilir. Bundan dolayı yapmış olabilir ama asla burada biz benim 25 yıllık dostum Erman Toroğlu'nun tarzı üstü, onun tarzı neyse benim tarzım daha da farklı. Ben, olumsuzluk anlamında söylüyorum. Ben de sertim zaman zaman.